Seyit gel bakalım. Seyit'le Ramazan'da biz Slova'daydık. Kanal Türk'ü getirmiştik Slova'ya. Beraber ikimiz konuk olduk. Slova'da canlı yayına, dolu dolu Ramazan programına. Orada Seyit bir kaşık havası oynadı. YouTube'da rekorları kırdı. Yani arıyorlar Danimarka'dan, İsveç'ten, benim programa gittiğim her yerden. Seyit'i Avrupa'ya getir. Ben de tabii gurur duydum. Taşovalı bir kardeşim böyle güzel oynuyor. Bugün de seninle programı açmış olacağız Seyit. Nasılsın? İyiyim. İyisin. Nerelisin sen? Taşovalı. Evet, Seyit'e bir alkış alalım mı? Tabii hepsi bizim kardeşimiz. Onlar hepsi değerli. Hep beraberiz onlarla ama Seyit çok farklı. Her şeyi bunların. Sen ne isim bu ekibin? Maskotuyum. İyi misin Seyit? İyiyim. Ne oynayacaksın bize? Ne oynayacaksın? Çifte telli. Hadi bakalım. Şimdi canlı yayına da girdik tekrar Vatan TV'de. Şu anda bizleri izleyenler var. Baban annen izliyor mu? Bilmiyorum. Hangisini çok seviyorsun? İkisini de. İkisini de? Hay maşallah. O zaman seni yetiştiren anneye babaya biz de teşekkür ediyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Hocam teşekkür ediyoruz. Size de bunları yetiştiriyorsunuz. Hadi bakalım gelsin. Senin o güzel kaşık havanı dinleyelim hep beraber. Kanal Türk'te seni izlemişti tüm dünya. Şimdi de Vatan TV'de seni izlesinler. Hadi bakalım. Özel müziği mi var senin Seyit? Hı? Hadi bakalım Seyit. Yayın başladı.
Evet, alkışlar Slova Taşovalılar Derneğimize gelsin. Şaban Ünal Başkanımız ve Yönetim Kurulu burada. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Yine beraber olacağız. Vatan TV'deyiz. Bu vatanın televizyonunda canlı yayında Taşova'yı dünyaya tanıtıyoruz. 9. Taşova Çiçek Bamyası Kültür ve Sanat Festivalimizdeyiz sevgili dostlar. 1994 yılında başlamıştı festivalimiz. Ve 5 yıldır da aralıksız olarak, geleneksel olarak devam ediyor. Ve yine Vatan TV'den her yıl olduğu gibi canlı yayınlanıyor. Evet, bu güzel festivalin mimarı, Taşova'mızın çok değerli belediye başkanı Sayın Özgür Özdemir'i açılış konuşmaları yapmak üzere alkışlarla davet etmek istiyorum. Bugün değerli misafirleri, sevgili Taşova hemşerilerim, 9. Bamya Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz diyor. Şahsım adına, belediyem adına, Taşova adına hepinize sevgi ve saygılarımı sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Evet, Amasya şanslı. Çok genç bir valimiz artık aramızda. Şehzadeler Diyarı'nda inşallah kendisi çok büyük görevler yapmak için geldi. Zaten kendisinin gelişiyle beraber büyük bir umut da belirdiğini ben kendi adıma söylüyorum. Kendisi görüşmelerimizde şu sıcaklığı bizlere verdi ki biz de kendisinden Amasya ve ilçeleri olarak önce şunu söylemek istiyorum. Şehirler her türlü mamur edilebilir. En güzel şekilde yapılabilir. Ama şehirlerin içerisindeki insanlarımız manen ve madden eğitilmezse onlar her türlü bataklıkta mücadele edecekken yanında devleti veya mahalli dereceleri bulmazsa o ilçede, o ilde huzur pek sağlanamaz. Polisiye tedbirler artık yeterli değil. Çünkü herkese polis dikemeyeceğiz. Ama bozulan ilçelerimizin maddi ve manevi yönlerindeki bu durumu biz artık Taşova olarak yaşadığımız sıkıntıları emniyet açısından gayet iyi biliyoruz. Bunlarda şu veya bu suçlanmaya gerek yok. Çünkü idarecilerin görevi bu konuya el atmaktır. Attığımız zaman da inşallah Taşova'nın insanları, Amasya'nın insanları kendi insanlarını sahip çıkarak bu konuyu hep beraber halletmemiz lazım. En güzel evler olabilir ama içinde ruhumuz huzursuzsa en güzel şehir Amasya zaten belli bir şehir. Burada da hep beraber huzursuz olacağımız için ben belediye hizmetlerini konuşmak istemiyorum. Onlar rutin işlerimiz. Ama insanlarımızı geleceğe, öğrencilerimizi geleceğe, hepimizi geleceğe taşıyacak olan tedbirleri Sayın Valimiz başta olmak üzere hep beraber taşın altına elimizi koyalım. Her türlü yardımı edelim. Güçlerimiz, bu emniyet güçleri, idareciler, mahalli idarecilerle beraber ilimizde huzurlu bir ili yapalım. Her il böyle yaparsa Türkiye huzura kavuşur. Türkiye bir tane, iki tane değil. Onun için hep beraber Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini devam ettirmemiz için bayrağımız, marşımız, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için bu gerekli. Şu olsun, bu olsun. Ama TC'ye, Türkiye Cumhuriyeti'ne hepimiz saygı duyalım diyorum. Bu vesileyle Bamya Festivali'ne gelen sizlere, başta Sayın Valimiz olmak üzere, belediye başkanlarımız, jandarma alayı komutanımız, ondan sonra hanımefendiler, beyefendiler ve televizyonun başında bizleri izleyen herkese ben Taşova adına, şahsım adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun.
pazarlarda satarlar kilo kilo elmalar, pazarlarda satarlar. Amasya'nın gençleri ley 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 lam ley 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 lam, hem okur hem yazarlar vay. Şu Amasya gençleri ley 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 lam. Sayın Valim, protokolün değerli üyeleri, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle ilçemize, 9. Bamya Festivalimize hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Değerli misafirler, sizlerin de özellikle Amasya'nın yerlerinin de aynı zamanda il idarecilerimizin, il siyasetçilerimizin de gördüğü gibi, bildiği gibi Taşova son dönemde, son birkaç yılda belediye başkanlarımızın, kaymakamlarımızın, en başta sayın valilerimizin de desteğiyle kabuğunu kırıyor, bir noktada imajını düzeltiyor. Şöyle kısaca bir gözümüzün önüne alacak olursak, yeni yapılan birçok kişinin, idarecilerimizin ve siyasetçilerimizin desteğiyle temelleri bu ay içerisinde atılacak olan, belli ölçüde yapım devam etmekte olan meslek yüksekokulumuz, yine bitmiş durumda olan sağlık meslek lisemiz, yine bitmiş durumda olan ve Eylül ayında yine hizmete açmış olduğumuz Anadolu lisemiz, 16 köyümüze yapılan köy DES projesiyle alakalı parke çalışmalarımız, aynı zamanda 14 köyümüzün yol su işleri, bunlar gösteriyor ki Taşova kendini bir noktada aşmaya başlamıştır. Amasya'nın içerisinde ve dışarısında kendi imajını Bamya Festivali'yle, bamyasıyla, üzümüyle, kirazıyla, kendi tarımsal ürünleriyle, kültürel değerleriyle, simsimiyle ve özellikle eğitim alanında hem binasal anlamda hem de eğitimin içeriği anlamında ciddi anlamda aşmış bulunmakta. Geçmiş sene açmış olduğumuz 140 öğrenciye dershane projesiyle ve arkadaşlarımızın deneme olarak olsun, her türlü gayretiyle alakalı olsun, %77'ye varan SBS başarılarıyla da eğitimde eğitimin sadece bina yapmak demek olmadığını, aynı zamanda işin içeriği yönüyle de ciddi anlamda gayret sarf edildiğini arkadaşlarımız, idarecilerimiz, siyasetçilerimiz birlikte el ele vererek göstermiş bulunmaktalar. Bu akşam da bunun güzel bir örneğini başta Sayın Valimizin, İlimizin değerli protokol üyelerinin katılımlarıyla bir daha göstermiş olduk. Hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Evet, Sayın Kaymakamıma teşekkür ediyoruz. Evet, Amasya'da görev yapan valilerimiz çok şanslı. Onların her zaman bahtı da açık oluyor. Tabii kaymakamlarımızın da bahtı açık oluyor. Taşova'mızda görev yapan birçok kaymakamımız daha sonra birçok ilimizde valilik yaptılar. Sayın valimiz de Gümüşhacıköy'de kaymakamdı bundan 8 yıl önce. Ve Şehzadeler şehrine vali olarak geldi. İnşallah onun enerjisine biz enerjimizi katacağız. Taşova'ya ve Amasya'ya güzel hizmetleri hep birlikte yapacağız. İnşallah bir gün sayın valimiz de Sayın Halil İbrahim Daşöz gibi, Sayın Lekesiz gibi sevgiyle anılacaklardır. Yine Nehrazoğlu gibi. O da bugün bizim şeref misafirimiz. Çok değerli Amasya'mızın valisi İbrahim Halil Çomaktekin'i alkışlarla ben davet etmek istiyorum efendim, konuşmalarını yapmak üzere. Ley 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 lam, yürekleri yakarlar mı? Değerli temsilcileri, siyasi partilerimizin temsilcileri, saygıdeğer Taşova halkı, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, değerli basın mensupları, ben de hepinize öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 9. Taşova Çiçek Bamyası Kültür ve Sanat Festivali dolayısıyla saygıdeğer belediye başkanımız sağ olsun, sizleri bir araya getirip birlik ve beraberliğinize, mutluluğunuza, heyecanınıza ayrı bir değer katmak istemiştir. Böylesine güzel bir günde bizler de sizlerle beraber olmak istedik. Heyecanınızı ve mutluluğunuzu paylaşmak istedik. Tabii ki bizim amacımız bütün kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileriyle beraber size hizmet etmeye geldik. Yüzünüzün tebessüm ettiğini,
mutlu olduğunu görmek, sıkıntılarınızın azalmış olduğunu görmek bizi mutlu eder, motive eder, sevindirir. Görevimiz budur, varlık sebebimiz budur. İnşallah bunu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Her ilimizin, her ilçemizin kendisiyle özdeşleşmiş olduğu bir takım değerleri vardır. Bir takım tarihi, kültürler, tarımsal değerleri vardır. İşte Amasya dediğiniz zaman hemen akla gelen Şehzadeler şehri, Osmanlı şehri, tarih şehri, medeniyet şehri, Ferhat ile Şirin'in şehri, Strabon'un şehri. Tarımsal değerler deyince de hemen akla Amasya elması geliyor. Elma dediğiniz anda hemen herkes Amasya der vesaire. Çiçek bamyası da Taşova için aynı değerdedir. Bazı bitki türleri endemiktir. Belli bir bölgeye özgüdür. Sadece o bölgede olur, başka yerlerde de benzeri türler olur ama onun yerini tutmaz. Orasıyla özdeşleşmiştir. Başka yerlerde de belki bamya vardır ama Taşova'nın çiçek bamyası ayrı bir bamyadır. Taşova'da özeldir, Taşova'da güzeldir. Amasya'ya baktığınızda da bamya üretiminde Taşova'nın ayrı bir yeri olduğunu görürsünüz. Türkiye üretiminde %80'lik kısmının bamya üretiminin Amasya'da, bunun da %52'lik kısmının Taşova'da üretildiğini görürsünüz. Bu demek ki bize bir şey gösteriyor. Bamya bu bölge için çok kıymetlidir. Birçok insanımızın ekonomik getirisidir. Kendisi için anlamlıdır. Geçimini buradan tedarik ediyor. Böylesine önemli bir ürünü o zaman bizim markalaştırıp daha çok kesimlere tanıtmamız, anlatmamız lazım. Tabii ki Taşova'nın bunun yanında çok değerleri vardır. Sayarak bitiremeyiz. Arkadaşlarımız bizden önce ifade ettiler. Fakat bamya öne çıkmışken adını da bamyadan alan bir festivalle beraber Taşova halkını, Taşova'da yaşayan vatandaşlarımızı, yurt dışında, yurt içinde bulunan diğer Taşovalıları da bir araya getirerek kendi aralarındaki kültürel ve sosyal bağları arttırma, memleket sevgisini, memleket bağlılığını arttırma adına bu festivaller bizim için ayrıca bir önem ve anlam kazanıyor. Ben de bu organizasyonu tertipleyen başta belediye başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Kendileri sağ olsunlar bize bu güzel geceyi ve heyecanı ve mutluluğu yaşattılar. Bu vesileyle sizlerle beraber olma şansı yakaladık. Bu açıdan bu festival çok önemlidir. Ben de size iyi eğlenceler, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Öyle mi seyredeceğiz? Evet sayın valimi göndermiyoruz. Şimdi efendim YEDAŞ'a teşekkür ediyoruz. Bu sene bamya yarışmamızın sponsoruydu. Bir nevi sosyal sorumluluk projesi olarak gördüler. Teşekkür ediyoruz. İl koordinatörümüz Sayın Emin Uğur Hasan Beyefendi'yi buraya çağırıyoruz alkışlarımızla. Evet ilk 5 ödülümüz olacak. İlk 5'e giren bamya yetiştiricisi dostlarımıza. Onlar sabahın köründe bamya için sabah 5'te çıkıyorlar sayın valim. Dün de yarışmamızı yaptık. Bugün de ödül. Ödüllerimiz birinciye 1 yıl bedava elektrik kullanımı yarım altın. İkinci, üçüncü, dördüncüye de 6 ay bedava elektrik kullanımı ve çeyrek altın. Ödülleri vermek için ben yine çok değerli Amasya Belediye Başkanımız Sayın Cafer Özdemir'i de burada etmek istiyorum. Alkışlarımızla. Evet, beşinciden başlayalım. Beşinci Necip Özkan. Dördüncü Rahmi Taşkan. Üçüncü Mukaddes Akın. İkinci Mithat Tutar. Ve birinci bamyamız da Ahmet Soyal. Bu 5 tane çok değerli hemşerimiz de alkışlarla sahneyi alalım ödüllerini vermek için. Birinci geldi diğerleri. Evet başkanım az olabilir siz. Söyleyin vallahi. Teşvikleri az buldular herhalde. TEDAŞ, YEDAŞ az gönderdi herhalde Çalık grubumuzun değerli yöneticileri. Ama bunlar sosyal sorumluluk projesi anlamında gerçekten takdire şayan bir olay.
ilimizin kültürünü, ilçemizin tarım ürününü destekleme anlamında Çam Sakızı, Çoban Armağanı güzel bir hediye olduğuna inanıyorum. Çalak Yedeş'e teşekkür ediyoruz. Evet, Cafer Başkanım takdim edecek 5. ve 4. olan dostlarımızın ödüllerini Necip Özkan ve Rahmi Taşkan. Evet, Rahmi Taşkan. Plaketimiz de var. Sınırsız kullanma hakkı var. Evet Sayın Valim, sınırsız kullanım hakkı var, onu söyleyelim. Üçüncü olan Mukaddes Akın'a ilk koordinatörümüz Emin Bey takdim edecekler. Evet, Çay Dibi yine ödülleri toplamış maşallah. Evet, ikinci olan Özbaraklı'dan Mithat Tutar. Yine Emin Bey'si takdim edin. Birinciye de Sayın Valimiz verecek. Evet, birinci olan yetiştiricimiz Sayın Ahmet Soyal, hemşerimiz. Ahmet abiye ve bütün bu emekçilere bir alkış istiyoruz sizlerden. Sayın Valimiz İbrahim Halil Çomaktekin armağan edecekler birincimizin ödülünü. Evet, ilk ödülümüzden bir teşekkür konuşması alalım. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ şirketi olarak ben de Taşova halkına teşekkür ediyorum. Başta başkanımız Özgür Bey'e ve bu organize düzenleyenlere sosyal sorumluluk projelerimiz yine devam edecektir. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederiz. Toplu bir resim alalım. Ondan sonra sanatçımız Gaye Aksu, Türk halk müziği ve sanat müziğinin en güzel şarkılarıyla burada olacak. Ekibi de yavaş yavaş alalım, sanatçı arkadaşlarımızı. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, Yedaş'a teşekkür ediyoruz bu güzel ödüller için. İnşallah seneye daha güzel ödülleri bekliyoruz kendilerine. Bahçelerden kar gelir, kilo kilolar gelir. Bahçelerden kar gelir, kilo kilolar gelir. Amasya'nın gençleri ley 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 am, ley 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 am. Akşam eve er gelir, vay. Şu Amasya gençleri ley 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 am, ley 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 am. Akşam eve er gelir. Evet, Taşova'dayız. Amasya'nın incisinde, Yeşilırmağın o güzel diyarında. Tüm dünya bizleri izliyor Vatan TV aracılığıyla. Tabii Vatan TV'ye, Vatan TV'nin çok değerli yönetim kurulu başkanı Sayın Mustafa Ödübek, 05 Mustafa abimiz teşekkür ediyoruz. Onun da her zaman bizlerin üzerinde Taşova'nın emekleri var. Evet, Yedaş'a teşekkür ettik. Üstadlar hazır. Evet, saniyeler sonra Gaye Aksu bizimle olacak o güzel şarkılarıyla, türküleriyle. Ve sonrasında Ramazan Çelik burada olacak. Çiftet Evlilik Kralı. Yine efendim sanatçı aramızda da Taşova Belediye'nin bu sporun çekilişi olacak. Handball takımımız var bildiğiniz gibi. Nibo geçtiğimiz yıl şampiyonluk birinciliğe çıkmıştı. Geçen yıl da playofflarda Süper Lig'e çıkmayı son anda kaçırdı. Güzel sonuna kadar Nibo'yu destekliyoruz. Nibo'yu emek veren başta Ahmet Akça olmak üzere okul müdürümüz, Ercan Şener hocamız ve bütün sporcularımız teşekkür ediyoruz. İnşallah onlara desteğimiz sürecek. Onlar da bir nevi bizim Taşova'mızın, Amasya'mızın tanıtım elçileri. Düşünün, Çay TV'de, NTV Spor'da bu maçlar canlı yayınlanıyor. İddiaya bile girdi. İstanbul'a geliyorlar, Konya'ya gidiyorlar. Her yerde Taşova'mızın adını. Ve bugün de bilet satılıyor. Biletlerimiz 10 TL. Bütün vatandaşlarımızdan bizim ricamız
İBO'ya sahip çıkalım. Taşova İBO'ya çekiliş biletlerimiz var. Bir televizyon ve çeşitli ödüllerimiz olacak. Onları da ilerleyen dakikalarda çekeceğiz. Ve çekilişle birlikte hediyelerini sahiplerine ulaştıracağız. 10 TL'den biletlerimiz satılıyor. Bugün de İBO'ya sahip çıkalım. Hani maçlarda kapalı spor salonunu dolduruyoruz. Bugün de destek olalım İBO'ya. Evet, hazır mıyız? Evet, hazırız. Evet, Taşova'dayız. Vatan TV canlı yayınındayız sevgili dostlar. Aşkı, sevgiyi, umudu ve inancı burada yazıyoruz Taşova'mızın meydanında. Taşova Belediye'mize teşekkür ediyoruz. Belediye çalışanlarımıza, itfaiyemize, zabıtamıza, değerli müdürlerimize ve tabii sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok değerli büyüğümüz, İstanbul'daki gururumuz Sayın Mehmet Sarı, Bedir Torun ve oğulları Torunlar Petrol, Hüseyin Taşova, Taşova Mobilya, İlker Şenel, Otogaleri. İlker abi teşekkür ediyoruz. Emeği çok büyüktür İlker Şenel'in bu organizasyonlarda. Hasan Ali Cesur'a teşekkür ediyoruz. Sevgili Muhammed Ali Yılmaz'a, Osman Elastan'a teşekkür ediyoruz. Nur Alışveriş Merkezi, Murat Gencel'e teşekkür ediyoruz. İkizler Beton'a, Erkut Market, Erkut Özgen'e, Ali Özel ve oğullarına teşekkür ediyoruz. Taş Petrol, Ahmet Taş'a teşekkür ediyoruz. Onur Gencel, Onur İnşaat teşekkür ediyoruz. Bu değerli sponsorlarımıza, onlar olmasaydı bu güzel ortama belki de sağlayamayacaktık. Çünkü her şeyi biz belediyeden, kaymakamlıktan ya da dairelerimizden beklersek hiçbir sonuca varamayız. Devlet, millet, halk el ele güzel işler yapalım. Evet, hazır değil mi? Sanatçımız da hazır, siz de hazırsınız. Evet, geçtiğimiz yılda buradaydı. Bizi kırmadı. Çok değerli bir arkadaşım sağ olsun. Amasyalıların ve bizim her türlü programlarımızda bizleri kırmıyor. Bu akşam da bizimle birlikte bir saat boyunca o güzel şarkılarını burada, türküleri de burada yorumlayacak. Simsim de ona eşlik edecek ilerleyen dakikalarda. Evet, büyük alkışlarımızla Gaye Aksu geliyor.
ediyorum. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Değerli Taşavalılar, Amasyalılar, Taşavalılar, hoş geldiniz. Bu sene de şükür kavuşturana diyorum. Geçen sene 8.sini beraber... Evet. Geçen sene 8.sini beraber kutladık. Yine güzel bir programda sizlerle birlikteydik. Bu sene de beni sizlerle buluşturan sevgili belediye başkanına çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Protokolde güzel konuklarım var sayın valim. Sayın belediye başkanım Özgür Özdemir ve benim can kardeşim, arkadaşım Kasım Alper Özdemir'e bu organizasyonu hazırladıkları için gerçekten emeklerine sağlık diyorum ve kuvvetli bir alkış istiyorum. Hava yağdı, yağacak dedik. Allah'tan iyi gidiyoruz. Hazır mıyız? Devam edelim. Coşkuyla, alkışlarınızla. Bu arada ekibime de kocaman bir alkış gelsin. Teşekkürler efendim.
Sayın Valimiz. Alkışlarınızla aramızdan ayrılıyorlar. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık Sayın Valim. Hoşça kalın diyorum. Sen gönlümü dun, sevdumu dun. Söz vermiştuk ölümüne, sen benumu dun. Alnımıza yazıldı yar bu kara yazı. Söz vermiştuk tutamadık biz sözümüzü. Alnımıza yazıldı yar bu kara yazı. Söz vermiştuk tutamadık biz sözümüzü. Bedduam olsun beni hiç unutmaya. Ölene kadar hep benim yarım olasın. Unutamam artık seni, hep seviyorum. Thank you.
gözyaşını silesin, gözyaşını sile.
Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar, evet. Ne diyoruz efendim? Ekibimizin adı? Slova Taşovalılar Derneği'nden. Halk Oyunları ekibiydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben hiç oynayamadım onlar gibi okulda, biliyor musunuz? Hiç. Evet. İsteklerimiz çok. Yine hareketli şarkılarımız var. Sırada devam edeceğiz. Evet, istek parçalarımızdan bir tanesi vardı. Sizinki sonra geliyor efendim. Serkan Bey'in isteği birazdan gelecek. Bir Metris yapalım diyorum. Kazım canım, arkadaşımın benden özel bir isteğiydi. Gelip bir de şiir okur mu acaba bize? Bence çok güzel olur bu türküyle. Alkışlarımız gelsin. Kalsın Alper Özdemir için. Thank you.
sevdim, gerisi yalan. Senin hasretindir hücreme dolan. Senin hasretindir gerisi yalan. Senin hasretindir hücreme dolan. Bir tek seni sevdim. Ben hep 17 yaşındayım. Demir kapıların her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım. Acıların, yalnızlıkların, ayrılıkların. Bir seni beklerken kendimi yenemedim. Çünkü senden gayrısı yalan. Şu metrisin hanı bir uzun alan. Yalnız seni sevdim, gerisi yalan. Cigara çekmedi canım hiç, çıkarken havalandırmaya. Olmadı, masmavi denize atılmış oltam hiç mi hiç. İçeride bıraktım sevdayı. Ben sana olan aşkımı, sana olan sevdamı kağıtla kalemle değil, tırnaklarımla metrisin duvarlarına yazdım. Çok mektup yazdım sana ama hiçbirini yollamadım. Şimdi bir şey yok geriye senden kalan. Çünkü o metrisin önüne bir uzun alan. Benim aşkım gerçek, senin sevdan yalan. Benim aşkım gerçek, senin sevdan yalan. Kanım hep içime akar kanım.